Efendim merhabalar, saatler 20'yi gösteriyor. Antalya'nın en çok izlenen haber bülteniyle bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler. Biliyorsunuz hafta içi her akşam saatler tam 20'yi gösterdiğinde huzurlarınıza çıkıyoruz ve Antalya gündeminden yansıyan gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Ve özellikle tabii son haftalara baktığımız zaman oldukça yoğun bir gündem vardı. Yine bir haftayı da geride bıraktık artık diyebiliriz. Özellikle canlı telefon bağlantılarında biliyorsunuz tabii ki birçok konuyu masaya yatırdık ve özellikle işaret edilmesi gereken sorunlardan bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız bu hafta içinde de yine üreticilerin, çiftçilerin birçok sorununu ekrana taşımaya gayret sarf etmiştik ki yankıda uyandırdığını düşünüyorum. Tabii bugün gün içerisinde birçok kez izleyicilerimiz biliyorlar alt banttan. Ana haberle ilgili o detayı paylaştık sizlerle. Bugün bir canlı telefon bağlantısı olacak mı? Bugün bir canlı telefon bağlantısı yok ama bir stüdyo konuğumuz var değerli izleyenler. Oldukça değerli bir isim şu anda benimle birlikte ki kendisini de fazla bekletmemek adına şöyle bir dönüyorum. İyi Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Serap Kaya İncir hanımefendi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Tabii birazdan değineceğiz uzun bir şekilde. Şu anda oldukça her zaman yoğun bir gündeminiz var ama şu günler daha da yoğun bir tempo sizi bekliyor. Öncelikle bu yoğun temponuz arasında vakit ayırdığınız için ben teşekkürü bir borç biliyorum. Birazdan değineceğiz ona ama önce dilerseniz kısa bir şekilde şu anda tabii ki Antalya siyasetinde yine siyasetle ilgilenenler, vatandaşlarımızın birçoğu sizi yakından tanıyor ama diğer yandan da Türkiye'nin dört bir yanından izlendiğimizi kabul edecek olursak kısaca sizi tanıyarak başlayalım bültene. Tabii çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. İyi Parti Konyaaltı kurucu ilçe başkanıyım. 1977 Fatsa doğumluyum. 1983'ten beri Antalya'da oturuyorum. Ben Antalyalıyım. 1994-98 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. 2000 yılında itibaren de Antalya'da serbest olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. Daha önce aktif olarak siyasette yer almadım. Herhangi bir partide aktif olarak görev almadım. Nitekim 8 Mart genel seçimlerden önce 8 Mart 2018'de genel başkanın oluruyla, il başkanının takdirleriyle Konyaaltı İyi Parti Konyaaltı kurucu ilçe başkanı olarak atandım. Akabinde hızlı bir şekilde yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulunu oluştururken 1 Nisan genel merkezde olağan kurultayımız oldu. Toplu bir şekilde 4,5 otobüs Konyaaltı ilçesinden 4,5 otobüs arkadaşımla birlikte kurultayımıza katıldık. Dönüşte yönetim kurulunu oluşturduk ve baskın seçimle karşılaştık. Çalışmalarımıza hızla devam ettik. O şekilde genel seçimlere girdik. Daha sonra 18 Ocak tarihinde, 2019 tarihinde yerel seçimlerden önce yeniden Konyaaltı ilçe başkanı olarak atandım. Ve Semih Başkan'la birlikte seçimlere girdik. Konyaaltı olarak da %68 oy aldık. İttifakı çok güzel yaşattık. Çok başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu %68 de aslında aşmak gerekirse 16.000 oya tekabül ediyor zannediyor başarılıkları. Evet şöyle, genel seçimlerde 16.000 küsur oy aldık. Biz. Genel seçimlerde. Genel seçimlerde 24 Haziran genel seçimlerde. %68 çok daha fazla o zaman. Tabii. İttifakla birlikte girmiş olduğumuz yerel seçimlerde Konyaaltı'nda 168 oy aldık. Şimdi şöyle yapalım dilerseniz kronolojik sırayla gidecek olursak özellikle tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018 yılındaki seçimde ittifak orada yoktu. Ama tabii onun devamında işte ittifaklar hayatımıza girdi. Bir diğer yandan bakmış olduğumuz zaman ayrı bir yere doğru gitti Türkiye'de siyaset. Evet. Yani koalisyon tabirine alışmıştık. Koalisyonların ardından işte şu anda da ittifak var. Ama ittifak koalisyondan daha farklı. Çünkü koalisyonda orada partiler kuruyor koalisyonda. Hı hı. Ama ittifak da vatandaşta kabul görmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani daha önceden belli. Koalisyon daha tabanda sonra. Tabanda da kabul görmesi gerekiyor. Ben atandıktan sonra önce şunu söyleyeyim. İttifak Türkiye için artık kaçınılmazdı. Olması gerekiyordu. Çünkü ben avukatım ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden derhal parlamenter sisteme, parlamenter demokrasiye geri dönüşün sağlanması gerekiyor. Parti olarak da zaten savunduğunuz tezlerden bir tanesi. Kesinlikle ve ittifak bu nedenle Türkiye gerçeğinde elzem olmazsa olmaz kaçınılmaz bir durumdu ve bugüne kadar Türk siyasetinde hiç görünmeyen bir oluşum yaşandı. İttifaklarla seçime girdik. Biz ittifakı nasıl yaptık?
Biz atandıktan sonra Semih Başkan'la derhal onların programına dahil olduk. Gerek örgüt, gerek teşkilatımızın yapmış olduğu programlar dahilinde tüm KOE altında bütün ziyaretlerimizi birlikte gerçekleştirdik. Ve yolda, sokakta gördüğümüz bütün esnafa, halkımıza, Konyaaltı seçmenine bunu anlattık. İttifakın neden zaruri olduğunu, parlamenter demokrasiye geri dönüşün neden gerektiğini, hali hazırdaki sistemde den parlamenter demokrasiye neden geri dönüşün gerektiğini tek tek anlattık. Ve ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten çok da güzel bir oy aldık. Şu anda Semih Başkanımın her zaman dediği şey şu. Konyaaltı Belediyesi'ni sadece CHP değil, İYİ Parti Belediyesi olarak da görüyorum, halkın belediyesi olarak görüyorum. Gerçekten seçildiği günden beri kapısı hep açıktı ve her geleni randevusuz şekilde kabul etti. Gayet güzel bir seçim ortamı getirdik. Aslında şu noktada az önce kurmuş olduğumuz cümle, tabii ki ittifak yoktu derken genel seçimlerde aday bazında Sayın Akşener ve Sayın İnce ayrı bir şekilde belki ikinci tura kalınsa tabii ki yine ittifak olabilecekti. O açıdan onu da netleştirmek adına yine söyleyeyim. Ama gel gelelim yerel seçimlerde tabii ki işte bir tarafta birçok ilde Cumhur İttifakı, diğer tarafta da Millet İttifakı. Dolayısıyla bakmış olduğumuz zaman hem ilçede hem de yine Büyükşehir Belediyesi'nde ittifak vardı. Dolayısıyla orada yayından önce de konuştuğumuzda bir cümlemiz vardı aslında seçim çalışmalarında. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile ilgili. Ortak çalışıldı tabii ki. Ve bu çalıştık. Hem seçmenlere hem de yine teşkilatlara, parti örgütlerine, parti teşkilatlarına da yine yansıdı. O süreçte tabii ittifakın ilk kez uygulanıyor olması bakımından gerçek manada. Evet. Nasıl karşılandı orada vatandaşların nasıl geri dönüşleri oldu? Şöyle oldu, Konyaaltı ilçemizde günde en az 3-4 saat başka programlarımız da vardı. Site ziyaretlerine birlikte gittik, mitinglere birlikte gittik, esnaf ziyaretlerimizi birlikte gerçekleştirdik. Vatandaşın tepkisi şu oldu, ben ülkücüyüm, ben MHP'liyim diyen vatandaşlarla karşılaştığımızda Semih Başkan'ın tepkisi şu oldu, sizin ilçe başkanınız da bana oy verecek. Ve orada bir kucaklaşma yaşandı. Biz de bu esnaf ziyaretleri yaparken Semih Başkan'la üye kazandık. Orada ayaküstü tanıştığımız insanlarla sarıldık ve onlar akabinde ilçe binamıza gelip üye kayıtlarını yaptırdılar. Ve bizim çalışmalarımızda bizimle birlikte hareket etmeye başladılar. Zaten yarın da bizim Konyaaltı Kent Meydanımızda bir üye kayıt kampanyamız olacak. Detaylı bir şekilde değineceğiz. Evet. Birazdan onu da söylemiş olalım. Şimdi araya giriyorum yine. Semih Başkan'la tabii ki başarılı bir %68 oyla zannediyorum ki onu gösteriyor. Bir diğer yandan İYİ Parti'nin Antalya'da hani İYİ Parti'nin başarılı olduğu illeri göz önünde bulunduracaksak Antalya herhalde önemli bir noktayı teşkil ediyor. Çok ki 250 bin civarında bir oy var. Bu konudan yine tabii ki diğer tarafa biraz sonra geçiş yapacağız. Üye kampanyasıyla alakalı en az 10'da 1 yani 25 bin üye ki orada da zannediyorum delegelerin sadece inisiyatifinde değil, tamamen vatandaşlara, tabana yani üyelere sirayet etmiş bir demokrasiyi inşa etmek adına. Bu durumda özellikle tabii ki sadece partilerde değil aslında, futbol kulüplerinde, spor kulüplerinde de böyle. Aynı yalnızca şey. Birkaç delegenin seçtiği aday değil, daha fazla geniş tabana yayılması gerekiyor diye. Orada da özellikle futbol kulüplerinde evet. Çok konuşuluyor bu. Bu konuyla ilgili tabii ki yine görüşlerinizi merak ediyorum. Tabii. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yavuz Temizer 27 Eylül 2019 günü Antalya İl Başkanı olarak atandı. Hatta 28 Eylül günü de bizim ilçe başkanlığımızca düzenlenen aşure törenimiz vardı. Ayağının tozuyla devir teslim töreninden sonra ilçe başkanlığımıza ziyarete geldi. O günden itibaren yapmış olduğu tüm açıklamalar ve Türk milletinin, milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanması için İYİ Parti'nin kilit bir parti olduğunu zaten artık kimse inkar edemez. Yerel seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Amacımız şu, ilçe başkanlarının normalde 400 delege yani 400 tane üyen varsa bu 400 üyenin tamamı delege oluyor. Ve hepsi ilçe başkanlığı kongresinde oy kullanıyor. Bugüne kadar yapılmış olan hatayı yapıp düşünmüş hatalara düşmeyeceğiz. Biz diğer partiler gibi güç zehirlenmesi yaşamayacağız. En az Konyaaltı olarak 16 bin küsur oy aldığımız için hedefimiz en az %10, 1600 tane üye yapacağız. Asgari hedefimiz budur. Amaç da şu, 400 delegeye kadar, 400 üyeye kadar olduğunda hepsi doğal delege oluyor ve ilçe başkanlığı seçiminde hepsi oy kullanıyor. Ve bunlar genellikle ilçe başkanı tanıdığı akrabası, eş dostu olursa ilçe başkanı değişmiyor. Fakat demokrasinin tabanda yaşatılması ve tabandan
genel merkeze yayılması için, yani demokrasinin tabandan başlaması adına ne kadar çok üye yaparsak, bu üyeler her mahallede kendi ilçe delegelerini belirleyecek. Sandık koyacağız. Her mahallede bir sandık koyulacak. O sandıkta o mahalle delegesini seçecek. O delegeler ilçe başkanını seçecek. Yine ilçe delegeleri il başkanını seçecek. Bu şekilde demokrasiyi partinin tabanına yayacağız. Ve bazı kişilerin tekel olarak kullanmasının önüne geçeceğiz. Amaç bu. Yarınki hedefimiz, etkinliğimizin hedefi de bu. Demokrasiyi inşa etmek partilerin temel amacına baktığımız zaman demokrasiyi korumak, onu daha yukarı bir noktaya çıkarmak ve özellikle tabii ki Türkiye'de bu demokrasi vurgusu yapılırken parti içerisinde de sizin de söylemiş olduğunuz gibi demokrasiyi inşa etmek de aslında o düşüncede ne kadar ilgili partinin samimi olduğunun bir göstergesi olsa gerek. Bunu da söylemiş olalım ve şu anda tabii ki alt bantımızda yer alıyor. Sizin de yine konuşmanız içerisinde atıfta bulunduğunuz bir kısım var. Dilerseniz oraya gelelim. Yarın Konyaaltı Kent Meydanı'nda saat 15'te toplu rozet takma ve üye kayıt etkinliği olacak. Evet. Az önce bir giriş yaptık. Yarınki etkinlik özelinde ne olacak tam olarak? Vatandaşları davet ediyorsunuz, tüm partilileri davet ediyorsunuz. O gün özelinde biraz irdelemek gerekir. Evet, il başkanımız Sayın Yavuz Semizer 19 ilçede farklı günlerde bu etkinliğin yapılacağını açıkladı. Ve ilk etkinlik olarak merkez ilçelerden başlamak istediğini söyledi ve Konyaaltı'nı pilot olarak seçtiğini açıkladı. Bizim yarın düzenleyeceğimiz etkinlikte de saat 14'te tüm partilerin buluşması, Konyaaltı İlçe Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer tüm teşkilatların buluşması. 15'te üye kayıt etkinliğini başlatıyoruz. Aynı şekilde de 15 gün önce, son 15 gün üye kaydını yaptığımız yaklaşık bir 80 kişinin toplu rozet takma etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimize il başkanımız, Antalya milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, İYİ Partili belediye başkanlarımız, bütün teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız katılacak. Yine gündemde olduğu için Kahraman Türk ordumuza ve şehitlerin anısına dua okuyarak standımızı açacağız. Akabinde üye kaydımızı başlatacağız. Toplu rozet törenimizi yapacağız. 16 ile 18 arasında da Sea Life kavşağından, Türkay kavşağına bir parkur belirledik. Topluca esnaf ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimize bütün Antalyalılarımızı, hemşehrilerimizi, tüm İYİ Partililerimizi davet ediyoruz. Peki şöyle bir nokta var. Şimdi biraz daha aslında açmak gerekirse. Şu anda bir izleyicimiz izliyor diyelim ki ve sizin çağrınıza karşılık vererek üye olmak istiyor, gelecek. Yanında getirmesi gereken kimliği zannediyorum herhalde başka? Üye kaydını yapabilmek için bizim üye kayıt formlarımız var. Standlarda fazlasıyla olacak. Onlar hazırda bulunuyor. Hazırda. Hepsi rozetlerimiz hazır. Yanında kimliğinin olması yeterli. Hatta kimliğin yanında değilse de TC kimlik numarasını biliyor olması yeterli. Çünkü özel başka bilgiye gerek yok. Yani telefonu, adresi, mahallesi ve TC kimlik numarası yeterli. Yanında kimliği olmasına bile gerek yok. Bunu da aktarmış olduk. Aslında yine son kısımda konuşmamızı biraz daha tekrar bir geri dönüş yapmak istiyorum. Orada tabii başarılı bir hukukçusunuz öncelikle. Onu da söylemek gerekiyor. Avukatsınız. Mesleğinizi de şu anda yine aktif devam olarak devam ediyorsunuz. Ama o kadar tabii yoğun bir tempo içerisindesiniz ki özellikle kimi zaman ofise uğrayamadığınız zamanlar da oluyor diye konuştuk yayından önce. Onunla ilgili de birkaç cümle zannediyorum kuracaksınız. Tabii. Ben kurucu ilçe başkanı olarak atandığım süreçte Mart ayıydı. 8 Mart'tı. Çok önemli ve anlamlı bir günde atandım. Elimde kurucu ilçe başkanı atama yazısı. Takdir edersiniz ki ilçe ve teşkilatı yok, yönetim kurulu yok, bina yok, hiçbir şey yok. Bunları tek tek oluşturmak gerekiyor ve akabinde baskın bir seçimle karşı karşıya kaldık. Ben atandıktan itibaren genel seçimler bitene kadar ofise gidemedim. Çünkü eğer ofise gidip mesleğimi aktif şekilde o 3 ay boyunca icra etmiş olsaydım ilçe teşkilatıyla ilgilenemeyecektim ve ilçe teşkilatını oluşturamayacaktım. 3 ay boyunca ofise gitmedim ama müvekkillerimi de asla mağdur etmedim. Gece saat 2, 3, 4 gece gidip dilekçelerimi yazdım. Gündüz akşama kadar gece 12'lere kadar ilçemde çalıştım. 12'den sonra da ofisime gidip dilekçelerimi yazdım. Oldu. Yani yoğun bir tempo yoğun her bir zaman tempoydu. Var. Çok yoğun bir tempoydu. Gerçekten buradan tüm Konyaaltı ilçe teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz emek harcayıp sonsuz fedakarlıklarla gece saat 2'lere kadar çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız küçücük çocukları olmasına rağmen
bir hafta çocuklarını görmediklerini biliyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bir kez daha son olarak tekrar etmek gerekirse, yarın saat 15'te Konyaaltı Kent Meydanı'nda. Konyaaltı Kent Meydanı'nda toplu üye kayıt etkinliğimiz ve yine rozet, toplu rozet takma etkinliğimiz olacak. Etkinlikten sonra da esnaf ziyaretimiz olacak. Tüm hemşehrilerimize üye olmaya ve bizimle tanışmaya, sohbet etmeye bekliyorum. Aslında en önemli noktayla, yine birçok nokta önemli ama şununla tamamlayalım. Bu pilot uygulama. Buradaki bu uygulama daha sonra genele yayılacak zannediyorum. Antalya'da Konyaaltı ilçesi seçiliyor. İlk olarak etkinliğin yapılması bizden istendi ve pilot olarak uygulama yapılacak yarın. Lokomotif olacak yani. Aynen öyle. Yarınki programa göre bu programın prototipi diğer 18 ilçemize de uygulanacak. Sedef Hanım çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ederim. Aktarmış olduğunuz değerli bilgiler ve yorumlardan dolayı ve tabii bir diğer yandan yine vakit ayırdığınız için ben bu yoğun gündemimiz arasında onur duydum sizi konuk etmekten. Onur bize aynı. Çok teşekkür, teşekkürler. Ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, avukat Serap Kaya İncir hanımefendi konuğumuzdu. Konyaaltı İyi Parti ilçe başkanı ve tabii genel olarak o süreci değerlendirdik. Hem İyi Parti'nin tabii ki genel siyasetini hem de bir diğer yandan Konyaaltı ilçesi özelinde yerel seçimlerde Sayın Semih Esen'le biliyorsunuz tek aday olarak CHP ve İyi Parti Millet İttifakı'yla girmişlerdi seçime. Sayın Başkan da yine o süreci aktardı. Bir diğer yandan da tekrar etmek gerekirse yarın Konyaaltı Kent Meydanı'nda saat 15'te toplu rozet takma ve üye kayıt etkinliğine de davet etti değerli izleyenler Sayın Serap Kaya İncir. Onu da canlı yayında konuk etmiş olduk. Şimdi bir diğer yandan devam ediyoruz. Tabii gündem oldukça yoğun. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu 27 yıllık öğretmenlik hayatında fakir öğrencilerin boyunlarının bükük olduğunu gördüğünü belirterek 8. sınıfa kadar eğitim alan 6000 öğrencinin kırtasiye malzemelerini hazırladıklarını ve öğrencilere teslim ettiklerini söyledi. Benim öğretmen olduğumu biliyorsunuz. 27 yıl öğretmenlik yaptım. Oradaki olayların işleyişinde fakir öğrencilerin boynu bükük olduğunu gördüm. Zaten ilkokul boyunca benim de hiç çantam olmadı. O boynu büküklüğü ben de yaşadım. Şimdi aynı Göynük'teki yaptığımız gibi 6000 anaokulundan 8. sınıfa kadar olan öğrenciler 6000 öğrencinin kırtasiyelerini yazdan hazırladık. Okullarına teslim ettik. Bunun için de kaplık ve etiket dahil. Artık liselerin dedik ki servislerini yapıyoruz. CHP'le kadar arkadaşlar, araçları olan arkadaşlarla görüştük. Şu an 1038 tane liseye giden öğrencinin taşımasını yaptırıyoruz. 1038 tane öğrencinin taşımasını yaptırıyoruz. Ve onlara da ilk fatura yaklaşık bir 240 bin lira falan bir para ödenecek. Faturaları kesecekler, biz bekliyoruz zaten. Ameli Erkan Spor Testlerindeki daha önceki belediyenin kullanmış olduğu binayı şu anda 12 dersine çeviriyoruz ve lise sonları üniversiteye hazırlamak için etüt merkezi gibi bir çalışma yapıyoruz. Son virajları, rütüjleri dönüyorlar. Son virajları dönüyoruz. Bir de biliyorsunuz belediyelerin burs verme işi yasak belediyelere. Anayasa Mahkemesi bunu yasak etti. Bu yıl ilk defa eğitim yardımı adı altında sağ olsun meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkes kabul etti. 1300 lira bir para meclisten geçti. Bak evraklar yan tarafta, şimdi imzalayacağım. Onları Sayıştay'a göndereceğiz. Sayıştay okeyledikten sonra da çocuklar hesaplarda birinci devre 650, ikinci devre 650 olmak üzere üniversite okuyan kemer dikemet giden gençlerimize bu parayı vereceğiz. İnşallah bu para seneye daha çok olarak gelecektir. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eğitim olmadan hiçbir şeye varamayız. İlk önce biz eğitimi çözmemiz lazım ve bu çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Değerli izleyenler, Sayın Başkan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Devam edelim bültene. Muratpaşa'dan bir haberle devam edeceğiz şimdi. Muratpaşa'da gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali başladı. Şahsım Muratpaşa'dan, Adrian Kapısı'ndan bütün insanlığa sevgi, saygı, barış, empati ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Daha barışçı, daha çok paylaşan bir dünyayı hak ediyoruz.
biraz önce antik kentimizi tam ortadan yürüyerek kat ettik ve buraya geldik. Antalya'da, Muratpaşa'da bütün dünya için anlam ifade edecek olan bir beraberliğe imza atıyoruz. Katılımları ve dayanışmaları için bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman Muratpaşa'da onları bekliyoruz. Değerli izleyenler, festivale ilişkin imzalanan bir iyi niyet protokolü var değerli izleyenler. Muratpaşa Belediyesi ve İtalya'nın Gradara şehri arasında gerçekleştirildi. Ona ilişkin haberi de yine bülten içerisinde bulabileceksiniz. Ama şimdi Kepez'den bir haberle devam edeceğiz bültene. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin Duacı'daki spor tesisi açılışında konuştu. Çok değerli dostlar, Kepez'imizin bildiğiniz gibi 68 mahallesi var. Her tarafa hizmetlerimizi götürmek için aslında büyük bir gayret içerisindeyiz. Hangi mahallenin neye ihtiyacı varsa imkanlarımız nispetinde bunları yerine getirmek için elimizden gelen bütün dikkati, özeni, gayreti gösterdik ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İşte Duacı mahallemiz de bizim Kepez'imizin göz bebeği olarak gördüğümüz, adeta nazlı bir çiçeği olarak gördüğümüz çok önemli bir yerleşim birimimiz. İşte Duacı mahallesine de en güzel hizmetleri getirmek için bugüne kadar büyük bir gayreti, büyük bir çabayı gösterdiğimiz hepinizin malumu. 2009-2014'te yani ilk dönemimde biliyorsunuz burası belediyemizin hizmet götürmekle yükümlü olmadığı bir noktaydı. Çünkü o zaman biliyorsunuz il özel idaresi var. İlk dönemimde İstanbul için Polonezköy neyse Antalya için de Duacı aynı hüviyete sahip demiştim. Ve işte bu kanaati yıllar geçtikçe pekiştiren hizmetlerle bugün birlikte ve beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah yıl bitmeden Duacı'da yeni bir açılış daha yapılıyor. Duacı Aile Yaşam Merkezi özellikle köyden mahalleye dönen yerleşim birimlerimiz için çok özel, çok önemli bir hizmet noktası oldu. O da büyük bir hayalin neticesiydi. Allah'ın izniyle aile hekiminin, düğün salonunun, kıraathanenin içerisinde olduğu meslek edindirme kurslarının çok daha modern bir eğitim merkezine, mekanına kavuştuğu Aile Yaşam Merkezi de, değil mi Sebahat Hanım? 2020'yi göstermeden takvimler, 2019 bitmeden Allah'ın izniyle açılıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu spor sahası Duacı'ya hayırlı olsun. Değerli izleyenler, Sayın Başkan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Muratpaşa Belediyesi ve İtalya'nın Gradara şehri arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Tam 400 antik şehir var Antalya bölgesinde. 400. İnanılmaz bir rakam. Bütün bu şehirlerin hikayeleri var. Bütün bu şehirlerde yaşanmış müthiş aşklar var, müthiş savaşlar var. Olağanüstü yapılar var. Eminim ki sizlerin ülkelerinizde de, sizlerin kentlerinizde de benzer özellikler var ama hele hele günlük yaşamın çok hızlandığı, hayatın fast food adeta yaşandığı günümüz dünyasında kimse itiraf etmiyor ama galiba giderek önemsizleşiyor. O yüzden yaşayan antik kentlerin varlığı, korunması, yaşanması, antik kentlerin hikayelerinin biliniyor olması
çok değerli, çok önemli. O hikayeler üzerinden geleceğe dönük yeni hikayeler kurgulamamız, çocuklarımızın bunu kavraması, insanlığın bütün mirasını gelecek kuşaklara aktarma yükümlülüğünü anlamaları çok değerli. Çok farklı ülkelerde, çok farklı kültürlerde sorunların çok da farklı olmadığını görüyoruz. Ne kadar ilginç. Koruma sorunları yaşıyoruz bütçe sorununa bağlı. Koruma maliyeti ve koruma niteliği, yani restorasyon kalitesi sorunu yaşıyoruz. Yine yetki karmaşası yaşıyoruz. Yani bir kentle ilgili 10 tane kurum yetkili olabiliyor. Çözümler aşağı yukarı net. Özerk sistematik bir bütçe kullanımı hakkı, özerk sistematik bir idari yetki kullanımı hakkı, bütün antik kentlerle akreditasyon, bir ortak dünya insanlık kültürü, kültür mirası bilinci oluşumunun gelişimi, yaygınlaşması. We like Gradara all our hearts. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Birlikte Okuyoruz sloganıyla düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 10. kez kapılarını açtı değerli izleyenler. Cam Piramit'te 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla, tam 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu değerli izleyenler. Şu anda o anlardan bir kare geliyor ekranlarınıza. Bugün açıldı ve 20 Ekim pazar gününe kadar değerli izleyenler, bu pazar değil ondan sonraki pazara kadar açık olacak kitap fuarı. Sabah 10'da açılıyor, akşam saat 8'e kadar kitap severleri değerli izleyenler yazarlarla buluşturacak. 20 Ekim pazar gününe kadar fuar değerli izleyenler Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Antalya Kitap Fuarı Birlikte Okuyoruz sloganıyla 10. kez kapılarını açtı. Onu da bir kez daha söylemiş olalım. Konyaaltı ilçesinde Konyaaltı Belediyesi tarafından Emekli Kahvesi'nin ikincisi açıldı. Daha önce sahilde birinci Emekli Kahvesi açtığında mahallemizde böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu zaman zaman iletmiştik. Ama bugünlere nasip oldu. Bu da parklarımızda birer ikişer emeklilerin böyle gariban şekilde oturuşları zorumuza gitmişti. Sağ olsun Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmetler kapsamında böyle bir şey yaptı. Burası artık emeklilerimizin takıldığı, birbirleriyle iletişim kurdu, merhabalaştı, herkesin birbirini tanıdı. Çok güzel bir hizmet oldu. Mahallemiz için ayrıcalık oldu. İnşallah arkaları diğer mahalleler için gelir. İnanın saat 11-12'de dışarıya çıkarlardı emeklerimiz. 2 saat dolaşırlardı, evlerine giderlerdi. Sadece spor yapanlar işte bir sabah akşam hasta olanlar yürürlerdi veya spor yapanlar. Şimdi o kadar çok emeklimiz varmış ki biz bazen oturacak sandalye bulamıyoruz. Herkes birbirini tanımaya başladı. Apartmanda yolda gördü, ben bunu tanıyordum. Bir masada karşılaştı, iki sohbet etti. Yani kendi aramızdaki iletişimimiz de arttı bayağı. Güzel oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56.sı düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali için
hazırlıklar sürerken bir diğer yandan da festivali halkla buluşturmayı amaçlayan film tırı da ilçeleri gezmeye devam ediyor değerli izleyenler. Film tırı geçtiğimiz günlerde Seriklilerle buluştu. Serik ilçesindeydi. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleşen film gösterimleri büyük ilgi gördü değerli izleyenler ki bu yılda 56.sı düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali tabii ki heyecanla bekleniyor ve film tırı da ilçeleri teker teker dolaşarak bir manada bir anlamda vatandaşları, Antalyalıları festivale hazırlıyor değerli izleyenler. Bizler bülteni noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü biliyorsunuz hafta sonu olmuyoruz. Pazartesi günü akşam saat 8'de karşınızda olacağız. Ama Kanal Antalya ekranlarında canlı yayınlar devam ediyor değerli izleyenler. Özellikle tabii her zaman öyle ama bugün yine yoğun bir yayın akışı var. Bizden hemen sonra saat 9'da Soruyorum Özel programında Cengizhan Demirkaya'nın konuğu İyi Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer olacak değerli izleyenler. Soruyorum Özel programında İyi Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer Cengizhan Demirkaya'nın sorularını yanıtlayacak. Soruyorum Özel bizden hemen sonra saat 9'da İyi Parti İl Başkanı Yavuz Temizer konuk oluyor. Bizlerse pazartesi günü yeniden karşınızda olacağız. Biliyorsunuz hafta içi her akşam saatler tam 8'i gösterdiğinde saat 20'de akşam saat 8'de canlı yayınlarla karşınızda oluyoruz ve Antalya gündeminden yansıyanları anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz sizlere değerli izleyenler. Noktalıyoruz bülteni. Pazartesi günü akşam saat 20'de saatler tam 20'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek ümidiyle.